Selam arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Güzel bir günden hepinize selamlar, sevgiler. Ağustos ayının son haftasındayız ve yine Bulgaristan'dayız. Bir yol videosuyla beraberiz. Şu an neredeyiz? Şu an Dobriç'e doğru gidiyoruz. Geçen videomda Dobriç'e gidiyordum ama videoyu kısa kesmiştim. Bugün Dobriç'e giderken bir video çekeyim istedim. Buralar arkadaşlar biliyorsunuz Bulgaristan'ın Türk nüfusunun en yoğun olduğu yerler. Zamanında buralarda çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyordu Türkiye'ye göçmeden önce. O nedenle de buraları, bu güzel yerleri size çekmek istiyorum. Görüyorsunuz sağda solda Bulgaristan'da ağaçlar var yolların. Ve bütün ağaçlar meyve ağaçlar arkadaşlar. Şu gördüğünüz bütün ağaçlar ceviz, kiraz, bakayım elma, armut, erik, ıhlamur, bu tarz ağaçlar. Hatta ileride dururuz, birkaç tane elma toplarız. Göz hakkı. Bu güzel yerleri size çekeyim. Daha önceden buradan geçmemiştim. Bakın elmalara. Artık olmuş, yemeğe hazır. Hemen şurada duralım, bir tane alalım. Bütün ağaçlarda meyve var. Var mı aşka? Şuradan alalım, yeşil yeşil göründü. İncin top oynuyor, kimse yok. İlerideki elmalar daha büyüktü. Bunlar da idare eder. Bakar mısınız şuna? Koca koca elmalar. Şunlar çok büyükmüş. Sizin için tadım testi yapıyorum. Güzel. Yemeğe hazır. Evet, genelde elma ağaçları var. Manuel kullanmayı sevmiyorum. Devamlı vites atman gerekiyor. O yüzden de otomatik arabayı tercih ediyorum. Size de tavsiye ederim. Otomatik vitesli araba kullanın. Daha kolay. Evet, şu an neredeyiz? Çervenci. Yaklaşık 40 kilometre sonra da Dobriç'te olacağız. Buralarda tahıl ambarları. Videoya başlamadan önce en az 15 tane köyden geçtim. Köyler güzel arkadaşlar. Hepsi birbirine benziyor. Küçük küçük köyler. Evet, tatilimiz nasıl geçiyor arkadaşlar? Sıcak. Havalar bayağı sıcak bu yaz. Artık Ağustos ayının sonu. Eylül'ün başında İstanbul üzerinden dönüşümüzü yapacağız. Bu sene biliyorsunuz Türk Hava Yolları ile geldim. Dayıya bak. Küçük ATV ile geziyor. Evet, köye giriş yaptık. Aslında durup soğuk bir şeyler alabiliriz. Ya da şey yapalım. Dobriç'e gitmişken Dobriç'te güzel bir yemek yiyelim.
Artık öğleni geçti. Saat şu an 3 civarı. O nedenle şöyle ufaktan bir atıştırmalık yaparız. Evet, ne diyorduk? Tatil nasıl gidiyor? Tatil 10 numara gidiyor. Buradan sağa döneceğiz herhalde. Burası da köyün meydanı. Bayağı eski. Binalar falan eski. Çoğu zaten atıl durumda. Sahipleri ölmüş ya da Türkiye'ye göçmüş insanların malları, işte evleri. Evet, ileride tabela var. Bakalım kaç kilometre var Dobriç'e. Kilometre yazmıyor. Evet, yazıyormuş. 28. 28 kilometre sonra Dobriç'teyiz. Nerelere gittim arkadaşlar bu sene? Bu sene gene Sofya, Sofya üzerinden Plovdiv. Plovdiv'e gittim, Yambol'a gittim bu sene. Aitos, Şumen. İlk defa Burgaz'a gittim, onun videosunu yükleyeceğim. Burgaz'ı beğendim. Varna'ya çok benziyor. Onun dışında küçük küçük bir sürü yere gittim. Hepsinin videosunu çektim ama yükleyemedim. Zamanla yüklerim. Burgaz güzeldi. Burgaz'ı beğendim. Onun dışında nereye gittim? Biyala'ya gittim ilk defa. Biyala'da arkadaşlar Burgaz ile Varna'nın arasında küçük bir deniz kasabası. Orayı da beğendim. Bir arkadaşımız oradan ev almıştı. Onu ziyarete gittik. Evini çok beğendim. Denize sıfır arkadaşlar. Böyle apartman ama sizin bileceğiniz tabirle rezidans diyeyim, daha iyi anlarsınız. Havuzu falan var. Gayet güzel, hoşuma gitti. Denize sıfır olması çok güzel. Balkona bir geçiyorsun. Balkondan karşısı bildiğiniz deniz, hemen ayağınızın altında. Önünde hemen plaj var. Karşısında Karadeniz. Güzel de, onun da videosunu çektim. Onu da paylaşırım sizinle. Geziyoruz, tozuyoruz arkadaşlar. Güzel yerler. Mesela bu yolu hiç kullanmamıştım. İlk defa kullanıyorum. Gördüğüm yerlerde duruyorum. Tarihi yerlerde, turistik yerlerde. Oraları ziyaret etmeyi seviyorum. Evet, şimdi Dobriç. Dobriç'i de çektikten sonra eğer zamanım olursa Deli Orman, Razgrad, o taraflara bir daha gitmek istiyorum. Şumen tarafına. Tabii ki zaman kalırsa, çünkü artık Ağustos ayının son haftası, Eylül'ün ilk haftası da dönüyorum. O nedenle zaman olmayabilir. Ama fırsat bulursam çekerim. Daha önceden çektiğim videoları da paylaşacağım arkadaşlar. Nereleri çektim? Burgaz'ı çektim. Biyala'yı çektim. Onun dışında bir yeri daha çektim ama adını hatırlayamayacağım. Küçük bir kasabaydı. Varna'ya yakın. Orada bir restoranta gitmiştik. Harika. 3 sene önce de gitmiştik aynı restoranta. Orayı da çektim. Adını şu an hatırlayamayacağım ama hatırlarsam söylerim. Güzel yerler, bakın. Bulgaristan'dan göçmüş arkadaşlarımız varsa memleketlerinin bir nebze görmesini isterim. Buralara gelebiliyorlarsa gelsinler. Gelemeyenler için de bu videolar onlar için biraz özlem giderebilir. Az önce bir benzincide durdum. Köyün birinde.
Benzincide 3 tane kadın çalışıyordu. Üçü de Türkçe biliyordu. Dediğim gibi burada herkes Türkçe konuşuyor. Hiç zorluk çekmezsiniz buralara gelirseniz. Rahat bir şekilde insanlarla anlaşabilirsiniz. Eğer Bulgarca bilmiyorsanız bile. Çünkü çoğu insan burada Türkçe biliyor. Susadım bu arada. İlk yerde duracağım, su alacağım. Evet, şu an başka bir köydeyiz. Vladimiro denilen küçük bir köy. Dobriç'e yakın, 28 kilometre. Market varsa bir şeyler alayım diyeceğim ama evet, yolu kaçırdık. Dobriç yolu sağ taraftaydı. Fark etmiyor, hemen ileriden şimdi döneriz. Güzel bir köy, bakın yemyeşil. Burası herhalde okul olmalı. Market var ama kapanmış. Şuradan hemen bir U dönüşü yapacağız. Neden? Çünkü yolu kaçırdık. Eğer köyler bakımsız ise arkadaşlar, bu köy gibi, nüfus çok azalmış demektir. Hiç bakım yok bakın. Binalar filan hep eski. Parklar filan bakımsız kalmış. Bu da şunu gösteriyor. Burada çok fazla insanın ya göç ettiğini ya da nüfusunun azaldığını. Dobriç'e 23 kilometre var. Sol yapıyoruz. Evet, köyden çıkış yapıyoruz. Vladimiro'ymuş arkadaşlar. Güzel manzaralı yerler varsa durup çekebiliriz. Bu arada arkadaşlar, Bulgaristan'da çok fazla içiyoruz. Neredeyse her gün, her akşam arkadaşlarla içiyoruz. Dün koca bir tekileyi bitirdik. 6 kişi 2 litre tekila. Gelirken tekila getirmiştim hediye. Hatta fotoğraf var, koyarım. Her sene yaptığımız bir geleneksel şey bu. Gelirken ben arkadaşlara tekila getiriyorum. Ağustos ayının son haftasında da gitmeden önce bir güzel içiyoruz. Koca şeyi bitirdik. Hala başım ağrıyor. Artık kaç bardak içtim bilmiyorum. Onun dışında zaten günlük 4-5 litre su içiyorum. Sabahlara bir o kadar bira. Ama buna rağmen kilo verdim burada. Yani Amerika'dan ayrıldığımdan beri yaklaşık bir 5 kilo verdim.
iki aylık bir sürede. Sürede güzel, huzurlu bir zaman geçirdik. Hem Türkiye'de hem Bulgaristan'da. Artık dönme vakti. Kedileri, bu arada kedileri bırakmıştık, ikisini de birine. Onları özledim. Gidince hemen alacağız. Bu sefer uzaktaki insana bırakmadık, biliyorsunuz. 2 sene öncesine kadar tam Michigan'da, Ohio'da bir arkadaşa bırakıyorduk. Yaklaşık 200 mil uzaklıkta. Bu sefer evimize yakın, yaklaşık bir 5 mil uzaklıkta bir arkadaşımıza bıraktık. Sağ olsunlar, kedilere biz yokken bakıyorlar. Oo, burası güzelmiş, ilk defa görüyorum. Acayip güzel yerler. Şeye benziyor biraz. Aitos'un o yolu vardır. Aitos'ta yaşayanlar bilir. Orada çok güzel bir nehir vardır. Nehrin yanında böyle kayalıklar vardır. Oraya benzettim. Aitos da güzel. Bu sene 3-4 kere geçtim oradan. Burgaz'a giderken, bir de Varna'ya giderken. Burgaz'ı beğendim. Varna'ya çok benziyor. Çok sakin, güzel bir deniz kasabası. İnsanları da güzeldi. Sadece bir kere gidebildim. Ama hiç yüzmedim arkadaşlar. Bu sene Karadeniz'de yüzmek istiyordum ama paletim ve deniz gözlüklerim olmadığı için de yüzmek istemiyorum. Artık seneye gelirken yanımda palet takımı ve zıpkın takımı getireceğim. Seneye yüzeriz. Evet, şu an neredeyiz? Orlova, Mogila. Buradan da ilk defa geçiyorum. Küçük bir köy. Bazı evler çok güzel, böyle bakımlı, yeni yapılmış. O evler arkadaşlar köy turizmi için. Sahipleri evleri yeniliyorlar ve günlük, haftalık, aylık kiralara veriyorlar. Bulgaristan'da son 5-10 yıldır köy turizmi çok revaçta. Bu tarz köylerde şahane evler bulmanız mümkün. Bakın bu da öyle. Geliyorsunuz, kiralıyorsunuz. Evet, bu köyde geçtik. Birazdan Dobrich'te olacağız. Dobrich'in sokaklarında gezeceğiz. Bu arada az önce aklıma gelmeyen küçük o şehrin adı aklıma geldi. Devniye adı. Adı Devni arkadaşlar. Devniye'de güzel bir restoranta gittik. Orada yaşayanlar ya da oraya gitmiş olanlar varsa ne demek istediğimi bilirler. Çok güzel bir restoran. Böyle gizli bir yoldan gidiliyor. 3 sene önce de gitmiştim ben oraya. Hatta videosunu koymuştum. Harika bir zaman geçirdik. Videosunu çektim. İleride koyarım. Bu arada zaten bu akşam Devniye'ye gideceğiz. Eğer yetişebilirsem arkadaşlarla beraber Devnia'da bugün bir Bulgar rock grubunun konseri var. Beni de çağırdılar. Dobrich'ten sonra yetişebilirsem arkadaşlara katılacağız ve akşam Devnia'da Bulgar rock konserine gideceğiz. Bakalım. Eğer gidersem size de videosunu çekerim.
Devni arkadaşlar, Varna'ya yakın bir küçük kasaba. Oradaki restoran 10 numara arkadaşlar. Biz yaklaşık 11 kişi gittik. Yedik, içtik. Yani yediğimizi içtiğimizi size burada anlatmayayım. Gelen hesap arkadaşlar 450 levaydı, 11 kişi. Ama yemeklerin biri gidiyor, biri geliyordu. Böyle kılıçlar, işte kebaplar, içkileri saymıyorum bile. Kaç şişe şarap geldiğini, bira geldiğini. Yani faturayı gördüm. Fatura böyle 1 metreden fazlaydı. 450 leva hesap ödedik 11 kişi. Bundan 3 sene önce de gitmiştik ama o zaman 7 kişi gitmiştik. O zaman da bir 300 leva ödemiştik. Hemen hemen 150 leva fazla ödedik ama bu sefer 11 kişilik. Güzel bir restorandı. Onun videosunu da koyacağım. Canlı müzik var. Bulgaristan dans, folklor. Çok keyifliydi. Evet, şu an küçük bir köydeyiz gene. Az önce adını geçtik. Adını hatırlamayacağım ama zaten çıkarken görürüz. Kuzeye gittikçe yeşil artıyor arkadaşlar. Bulgaristan'ın doğusunun kuzeyindeyiz. Yani Varna tarafı. Direkt böyle devam edersek işte Dobruç, ondan sonra Romanya taraflarına gidiyoruz. Biliyorsunuz 2 sene önce de Silistra'ya gitmiştim. Razgrad'a. Hemen orası da buraya yakın. Biraz daha batıda kalıyorlar. Dolina'ymış buranın adı. Evet, Dolina'yı da geçtik. Bu arada bir arkadaşımız benim Karadeniz'e yaptığım yorum nedeniyle bana kızmış. Kendisi Sinop'ta oturuyormuş. Eğer Sinop'u görünce fikrimin değişeceğini söylemiş Karadeniz hakkında. Benim Karadeniz hakkında fikrim değişmez bence. Çünkü ben Rize'yi de gördüm. Samsun'u da, Zonguldak'ı da. O nedenle Sinop'u görsem de değişmez. Karadeniz, Karadeniz arkadaşım. Ben denizini sevmiyorum. Doğal güzelliğine lafım yok. Karadeniz 10 numara doğal güzelliğe sahip coğrafi olarak ama denizi bana göre berbat. Yani yüzmek için ideal değil. Yazın gidip orada yüzmem ben. Çünkü Ege Denizi varken Karadeniz çok basit geliyor bana. Hem tehlikeli. Bilmiyorum, ben sevmiyorum. Siz sevebilirsiniz Karadeniz'de yaşayanlar. Tabii ki de Karadeniz'i severler. Ama ben sevmiyorum. Hiçbir zaman da sevmedim bu yaşıma kadar. Kaç senedir Varna'dayım. Varna'ya geliyorum her yaz. Denize girdiğim zaman 5'i geçmemiştir. Yani bir elin parmağını geçmemiştir 10 yılda. Sevmiyorum. Hoşlanmıyorum. Bilmiyorum neden. Ben Ege Denizi'ni daha çok seviyorum. Ege Denizi bana göre en iyi deniz. Yani bu arkadaşımıza da buradan cevap vermiş olayım. Sinop'u da görsem fikrim değişmez. Karadeniz, yani deniz olarak bana hiç güzel görünmüyor. Ama Karadeniz'i severim. Karadeniz bölgesi çok güzeldir. Rize'de 3 sene kalmıştım. Zonguldak'ta kaldım 1-2 hafta. Samsun'da kaldım. Samsun'u biliyorum. Yani Sinop'ta onlardan farklı olmamalı. Ben öyle düşünüyorum. D-
Dün aman 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 giderek üzdün bizi zaman, giderek üzdün zaman. Arabamızda 3 tane CD var. Radyonun çekmediği yerlerde bu 3 CD dinliyorum. Karışık Türkçe müzik, içlerinde Duman da var, Mor ve Ötesi de var. Artık ezberledik şarkıları. Evet, bu arada Dobruç'a geldik. Yaklaşık 5 kilometre sonra Dobruç'ta olacağız. Şehrin içinde biraz turlarız arabayla. Eğer park bulabilirsem park ederim. Bir yerlerde güzel bir yemek yeriz. Ondan sonra da size Dobruç'u gezdiririm. Bu videomu izleyen, Türkiye'de yaşayan, Dobruç'tan göçmüş vatandaşlarımızın hasretini bir nebze giderelim. Bakın güzel yerler. Bir önceki videomda Van'la'dan Dobruç'a gitmiştim. Bu sefer daha farklı bir yoldan, yani Şumen'den, kuzeyden gidiyorum. Otobanı kullanmadım. Neden? Güzel yerler göreyim diye, köylerin içinden geçeyim diye farklı bir yoldan gidiyorum. Ama Varna'dan da gidilebilir. Geri dönerken de Varna'ya döneceğim. Zaman kalırsa, eğer kameramın şarjı bitmezse devam ederiz. Bu arada soldaki gördüğünüz ağaçlar hep ıhlamur ağacı arkadaşlar. Bulgaristan'da çok fazla meyve ve böyle çeşitli bitkilerin ağaçları var yol kenarlarında. Ben çoğu zaman denk geliyordum Türkiye'ye giderken. Bazı insanlar böyle toplu halde bu ağaçlardaki ıhlamurları, bitki çaylarını topluyorlar, satıyorlar. Siz de toplayabilirsiniz yani bedava. Bunların hepsi sahipsiz ceviz ağaçları. Binlerce ceviz ağacı var. Görüyorsunuz elmalar. Zaten erikten bahsetmiyorum. Bulgaristan'da yer gök erik ağacı. İleride bir anten var. Ne anten olduğunu bilmiyorum. Bayağı büyük. Evet, şu an neredeyiz bakalım. Dobruç'a 1 kilometre kaldı. Varna'da 46 kilometreymiş. Evet, görüyorsunuz. Dobruç 1 kilometre. Evet, Dobruç'a girdik. Bakalım nasıl bir şehir. Beğeneceğiz mi? Şöyle camları da açalım, yavaşlayacağız. Bu arada günlerden cumartesi, tatil günü. Şehir yoğunluğu daha az olmalı diye düşünüyorum. Göreceğiz. Umarım güzel bir restoran karşımıza çıkar.
Bu arada geçen hafta Varna'da limandaki Happy'ye gitmiştim. Hatta Instagram'da paylaştım. Çok güzel yemekler eklenmiş menüye. Lahmacun vardı. Onu muhakkak gitmeden deneyeceğim. Menüye lahmacun eklemişler. Harika bir yemek yedik. 3 arkadaş. Zaten şeyinde koymuştum fotoğraflarını Instagram'da. Arkadaşlar fiyatlar bundan 3 sene öncesine göre aynı. Yani sadece böyle 1 leva en fazla fiyatlara zam gelmiş. Sonuçta bunlar arkadaşlar restoran. Bulgaristan'ın en ünlü restoranı Happy restoran zincirleri. Eğer bir ülkede enflasyon görmek istiyorsanız restoranlara bakacaksınız. Çünkü en çok kalemin girdiği yerlerden biri restoranlardır. Sonuçta yemekler yapılıyor. Her yemekte kullanılan malzemeye zam gelmesi lazım. Ve ben Happy'nin menüsünü de çektim. Yani 2023'teki menüyü de çektim. İsteyenler daha önceki 3 sene, 4 sene, 5 sene önceki çektiğim Happy menülerine de bakabilirler. Orada da, bu arada kaçırmayalım. Şuradan gidelim, soldan. Fiyatları karşılaştırabilirler. Böyle yüksek, çok bir zam gelmemiş. Biz 3 kişi yedik. İçtik, tatlısı, içkisi, kokteyli, her şey dahil 100 leva falan ödedik. Tam şey bilmiyorum, 105 leva olmalıydı. Bence fiyatlar gayet güzel. İsteyenlere de şey yapabiliriz, fiyatları gösterebiliriz. Evet, bu arada şehir merkezindeyiz. Gene binalar eski Sovyet zamanından kalmış binalar. Bunlar komünist döneminde Rusya'nın etkisiyle yapılmış binalar. Bulgaristan'ın her yerinde bu tarz binaları görebilirsiniz. Sofya'da gitseniz, Varna'ya da gitseniz, Plovdiv'e gitseniz, büyük şehirlerde bu tarz her biri kutu şeklinde yapılmış apartmanlar karşınıza çıkar. Bunlar komünist dönemde Rusya'nın etkisiyle yapılmış binalar. Yani buradan Ukrayna'ya da gitseniz, Kazakistan'a da gitseniz, Rusya'nın etkisindeki o soğuk savaş döneminde, komünist dönemde Rusya'nın etkisinde kalmış bütün şehirlerde, ülkelerde bu binalara rastlarsınız. Ve Bulgaristan'da çok fazla var bu tarz binalar. Evet, artık şehir merkezindeyiz. Şöyle göstereyim size de. Umarım kamera güzel çekiyordur. Evet, Dobrich. Türkçe adı var mı bilmiyorum ama. Çünkü buradaki şehirlerin çoğu adı hem Türkçe hem Bulgarca. Bayağı yeşil bir şehir arkadaşlar, görüyorsunuz. Çok fazla ağaç var. Bu da güzel bir şey. Şuradan sağa gidelim. Evet, şurada güzel bir restoran gördüm. Buraya gelebiliriz. Bakar mısınız? Yemyeşil şehir. Keşke drone'umu da yanımda getirseydim. Havadan çekerdik. Şehir merkezi nerede acaba? Evet, şurada bir anıt var. Bayağı büyük bir anıt. Ona da bakacağız.
şehir bayağı büyükmüş. Şu an yükseğe çıkıyorum ve şehri görebiliyorum. Bayağı büyük. Bu da şehrin bayrağı. Bu yoldan yukarı çıkalım. Belki ileride manzarası güzel bir yer vardır. Oradan şehri kuş bakışı izleriz. Şuradan sol yapalım. İçimden bir ses bu yolun güzel bir yere gittiğini söylüyor. Ben bu kadar büyük beklemiyordum bu şehri. Çok büyükmüş aşağı doğru. Küçük bir şehir zannediyordum. Dobriçi bayağı büyükmüş. Az önce gördüm de gerçekten büyük bir şehir. Bu arada biliyorsunuz geçen gün Türkiye'de Merkez Bankası faizleri yükseltti. %25'e yeniden geldi. Ne diyorlarsa tersini yapıyorlar. Dolar bir anda düştü 6 lira. Leva düştü gene. Kaç liraya düştü bilmiyorum ama bayağı bir düştü. Bütün para birimleri düştü. Yani doğrusu buydu. Türkiye'nin 2 yılını çöpe attılar. İnatla faizleri düşüre düşüre Türkiye'de birçok kişinin hayatını kararttılar bu insanlar. Ve ekonomistlerin dediğine yeniden döndüler. Dünyadaki bütün ülkeler faiz yükseltirken faizi indirmenin ne kadar boktan bir şey olduğunu görmüş olduk. Bunu Türkiye ağır ödedi. Dolar neredeyse 30 liraya gelmişti. Euro öyle 30 liraya geçti. Demek ki faiz yükselince dolar düşüyormuş. Olması gereken buymuş. Evet, görüyorsunuz bahsettiğimiz komünist zamanında yapılan evler bunlar. Görüyorsunuz kutu gibi evler. Evet, Dobriç'in sokaklarını geziyoruz beraber. Aslında sağ tarafa gidersem şehir daha iyi görünecek. Buradan da görünüyor ama güneş var karşımızda. Bayağı büyükmüş. Ben bu kadar beklemiyordum. Şuradan yukarı gidelim. Sonra ineriz. Yalnız biz şehrin dışına çıkıyoruz. Bu yoldan Balça'ya gidiliyormuş. En iyisi biz şehir merkezine gidelim. Balça'ya hiç gitmedim. Nasıl bir yer bilmiyorum. Van'ın kuzeyinde.
Evet, şu an şehir merkezine doğru gidiyoruz. Şehir merkezi. Gidelim bakalım nasılmış merkez. Görelim. Tabela gördüm sağda. Silistre'ye gitmiştik. Orası da güzel. Tuna Nehri'nin hemen kıyısında. Türk market gördüm. Görüyor musunuz bilmiyorum. Nazar boncuğu amblemi var. Girebilirdik içine ama girmeyeceğim. Hava bayağı sıcak. Acil bir şeyler içmem lazım. Nerede bu şehir merkezi bulamadık. Burada güzel bir heykel var. Şehir merkezini kaçırdık herhalde. Şuradan sağ yapalım o zaman. Bence sağ taraftaydı. Dobriç'in arka sokaklarına geldik resmen. Pizza Palermo.
görüyorsunuz polis. Arkadaşlar polis sadece ışıklarınız kapalı olursa durduruyor. Ben çok görüyorum yolda polisin durdurduğu tek şoförler arabalarının lambalarını yakmayan şoförler. Onun dışında durdurmuyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi merkezi buldum. Az önce birine sordum. O da bana tarif etti. İleriden ışıklardan sağa döneceksin dedi. Bakalım merkezi nasılmış Dobriç'in. Herhalde bu ışıklar. Library diyor. Library dediğine göre merkez oluyor. Şimdi şuradan hemen sol yapıyoruz. Görüyorsunuz sağlı sollu ağaçlar ve bu ağaçlar inanılmaz etkili oluyor. Bakın gölge yapıyor. Bu sıcak havalarda şehrin ısısını düşürüyor. Bütün Bulgaristan'daki şehirler böyle yapılmış. Sokaklar sağlı sollu ağaçlarla kaplı. Evet, burası herhalde şehir merkezi. Biraz gezelim, şehir merkezinde kaybolalım. Sonra bulduğumuz bir yerde de oturup güzel bir yemek yiyelim. Bayağı sessiz, sakin. Büyük bir ihtimal cumartesi olduğu için böyle. Sokak sokak gezeceğim. Kısa zamanda anca böyle şehrin çoğunu gezmiş olurum. Evet, burada güzel bir restoran var. Burası şehir merkezi mi acaba? Girdik, çıkamayacağız. Yol bitiyor. Burada güzel kafeler var. Ama önce gezelim, sonra yemek yeriz.
Ben hala şehir merkezine girdiğimi düşünmüyorum. Bir de şuradan gidelim. Az önce de buradan geçtik. Bu sefer de sağdan gidelim. Evet, burada bir mezarlık var. Bir de soldan geçelim. Burası şehir merkezi. Bence şehrin büyük caddesi bu. Ana caddesi herhalde.
Arabamızı bir yere park edelim. Ben şehir merkezini gördüm. Güzel restoranlar var. Biraz da yürüyelim. Evet, arabamızı buraya park edelim. Şimdi yürüyelim biraz. Az önce gördüm şehir merkezini. Parkın yanında. Hadi biraz da spor yapalım. Şehrin merkezi bura olmalı. Görüyorsunuz trafiğe kapalı alan. Bayağı geniş. Sağlı sollu gene ağaçlar var. Biraz yürüyelim. Burada bir dönerci var. Döner 40-40. Büyük bir ihtimal sahibi Türk'tür. Evet, burası da Dobriç'in meydanı. Gene bir dönerci var. Bulgarlar Türk dönerini çok seviyor. Görüyorsunuz. Fiyatlar da normal. Bakayım. 4 leva. Fena değil 4 levaya. 1,5 leva da yanında kola. 5,5 leva. Yolların bakıma ihtiyacı var bakın. Şimdi Türkiye'de olsa senede 3 kere değiştirmişlerdi. Her belediye geliyor, kaldırım yapıyor. Çünkü her kaldırım yaptığında parayı cebe atıyorlar. Ben 5 senede 3 kere kaldırım değiştiğini gördüm Türkiye'de. Şuraya bakalım, güzel bir kilise var. Görüyorsunuz oturan iki kız Türkçe konuşuyor. Ama Türkçeleri kırık. Tabii ki Türkiye Türkçesi değil. Burası neymiş? San Martin George Church in Dobriç. 1800'lerde yapılmış. Güzel bir church. Kızlar Türkçe konuşuyor. Dayılar bakalım Türkçe konuşuyor mu? Buralar Türk topraklarıydı. Dayılar Bulgarca konuşuyor. Burası normal günlerde de mi böyle acaba? Bu kadar sakin. Evet, bir restoran bulalım, yemek yiyelim. Evet, şurada restoran var. Orada oturabiliriz.
Burada yiyebiliriz. Evet, mekana oturduk hemen. Menümüz geldi. Menümüzde de görüyorsunuz 14 levaya şöyle güzel kalamariler, midyeler var 11 leva. Şöyle var meze, tarama 7.99. Şöyle tabaklar var 15, 13, 12, patates var 7, şöyle var sosis 10. Fiyatlar güzel arkadaşlar, çok pahalı değil. Bakın güzel bir salata var, tavuk salatası sadece 12 leva. Şöyle var salata 11 leva. Pizza var. Pizzalar ne kadarmış? 10 leva, 9 leva, 8 leva. Şu pizza ne kadarmış? 8 leva. Önce menüye bakalım. Şöyle var 7 levaya. 9 leva. Çocuk menüleri var. Bayağı çeşit var. İtalyan makarnaları 12 leva, 10 leva, 8 leva. 8 leva, şöyle var 11 leva. Neymiş bu? Patates ve chicken diyor, yani tavuk ve krema. Şöyle var çok güzel mushroom tavuk kalbi sadece 13 leva. Tavuk ciğeri var 8.60. Etler var 9 leva, şöyle var 13 leva. Güzel fiyatlar 10 numara. Oo, bunlar var böyle büyük yemek. Bunlar ağır gelir. 35 leva büyük bunlar. 34 leva. Neymiş bunlar? Pork diyor. Chicken var, bir de meat var. Bunlar ağır gelir. Şimdi 3-5 parça bir şey söyleyeceğiz. Ne söyleyebiliriz? Ağır bir şey istemiyorum. Bir salata alacağım. Bir tane pizza alırım. Yanına da makarnaya geç. Ciğer alacağım. Tamam. Bir de bira. Evet, menü hazır. Şimdi garsonu bekliyoruz. Mekan güzel arkadaşlar. Siparişimizi verdik. Bekliyoruz. Bakalım neler söyledik. Size ondan da bahsedeyim. Bir tane bira söyledim. Bir tane tarama söyledim. Bir tane tavuk ciğeri. Küçük bir pizza. Bir tane chopska salata. Bu kadar. Yani kaç parça oluyor? Pizza, ciğer, salata, tarama 4, bir de bira 5. Üstüne de bir tatlı yaparız. Onun üstüne de bir kahve cila niyetine. Tamam, bakalım hesap ne kadar gelecek. Bu arada Instagram'dan gönderimizi paylaşıyoruz. Bakın şu gönderiyi şu an canlı canlı paylaşıyorum. Yolu düşenler gelsin. Hemen buradan Dobrich akşam yemeği diyelim. Evet, paylaşımımızı yapıyoruz. Görüyorsunuz Dobrich'te akşam yemeği.
Evet arkadaşlar, yemeklerimiz gelmeye başladı. Görüyorsunuz salatamız, çopska salata. Yanında tarama söyledim, balık yumurtası, ciğer, bir de pizza gelecek. Menü gayet, bu arada porsiyonlar gayet büyük. Bir kişi için fazla bile. Ben biraz abarttım gene. 4 tane söyledim. Merci. Pizzamız da geldi, görüyorsunuz. Pizzayı küçük söyledim. İyi ki küçük söylemişim. Evet, menümüz tamam. Bir de ciğer gelecek. Şimdi ben bunları afiyetle yiyeyim. Evet, menümüz geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz, tavuk ciğeri, salata, pizza ve tarama. Bir de bira. Şimdi onları afiyetle gömelim. Bakalım ciğer nasıl? Tavuk ciğerini güzel yapıyorlar Bulgaristan'da. Tarama 10 numara. Ciğeri çok pişirmişler. Az bitse daha iyi olurdu. Şeref arkadaşlar. Bugünkü akşam yemeğimiz de dobrişe. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Yalnız erken kalkmam lazım. Konsere gidecektik Devniya'da. O nedenle yemeği yiyemedim. Çoğu yemek kaldı. Ciğeri zaten beğenmedim. Fazla pişirmişler. Bir tek pizzayı beğendim. Hesap istedim. Bakalım ne kadar gelecek. 4 parça yemek, bir de bira. Normalde tatlı ve kahve isteyecektim ama geç kaldım. O nedenle hemen kalkmam lazım.
50 levaya hazırladık. Tahminim 50 levayı geçmez. Ama bakacağız, göreceğiz ne kadar. Büyük bir ihtimal 40 leva falan tutacak. 4 parça yemek. Fena değildi ama ya. Önümüzde 1 saatlik bir yol var. Buradan Devni'ye, rock konserine. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik, kalktık. Hızlı bir şekilde Devni'ye doğru yola çıkıyorum. Bu arada hesap ne kadar geldi göstereyim arkadaşlar. 4 parça yemek, bir de bira, 35 leva. Sadece 35 leva arkadaşlar. Gayet normal. Ben 40 diyordum ama 35 leva. 5 leva da tip attık, 40 leva. Gene 40 levaya gelmiş oldu. Hadi şimdi hızlı bir şekilde yola çıkalım. Hava kararmadan Devni'de olmam lazım. Çünkü arkadaşları bulamayız bu karanlıkta. O nedenle hızlı gideceğiz. Evet, Dobruç'u da gezmiş olduk. Buralı olup Türkiye'de yaşayıp buraya gelemeyen arkadaşların da bir nebze özlemlerini gidermiş olalım. Evet arkadaşlar, arabamızı aldık, yola çıktık. Şu an Varna'ya doğru gidiyorum. Varna'dan da hemen Devni'ye denilen küçük kasabaya geçeceğim. Bu arada kameranın şarjı bitti, %7 kaldı. Şu an şarj edemiyorum çünkü telefonumu şarj ediyorum. O nedenle videoyu burada kesmek zorunda kalacağım. Ama Devni'ye gittiğimde muhakkak size bahsettiğim o restoranın videosunu çekmek istiyorum. Çünkü biz gittiğimizde karanlıktı. Ve karanlıkta çok iyi çekemedim. O nedenle Devni'ye gitmişken orada bulunan çok güzel bir restoran var. Onu da size çekmek istiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Dobruç, Bulgaristan'dan hepinize selamlar, sevgiler.